Merhaba arkadaşlar, x e, saat Medresi kanalına hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. oligopolde anlaşmasız modellerin sonuncusu olan e, Sivizi modelinden bahsedeceğiz. E, Sivizi modeli oldukça önemli bir model. E, peşi sıra modellerin karşılaştırmasını yapacağız. E, özellikle anlaşmasız modellerde e, nasıl bir sınıflandırma yapılabilir? Miktar, fiyat ve kar açısından bakacağız. Ardından oyun teorisine geçiş yapacağız. Oyun teorisini yüzeysel göstereceğiz. Ve ondan türetilen mahkum açmazına değinip e, KPSS'ye nasıl bir soru çıkmış bundan bahsedip tabi kutuyu açıkladıktan sonra Neş dengesiyle Maksimin dengesini gösterip e, oligopolde modellere noktayı koyacağız. Şimdi arkadaşlar Sivizi modeli yani anlaşmasız modellerin en sonuncusu olan modelimiz çok önemli bir model. Neden? Çünkü KPSS'de arkadaşlar e, toplamda 2-3 tane soru gelmiş. Görüyoruz yani yakın zamanda baktığımızda. E, anlaşmasız modellerin sonucu istiyoruz. Neden anlaşmasız model? Bunlar birinci grup teoriler. Yani şirketler arasında arkadaşlar rekabet var. E, yani bir masa etrafında oturup arkadaşlar anlaşmıyorlar. Yine onu baştan izah edeyim. Ancak Sivizi modeli bunlardan biraz farklı. Yani bunların arasında anlaşma yok. Ama Sivizi modelini diğer modellerden ayıran bir özellik var. Cournot, e, Bertrand, Edgeworth, e, Chamberlain, Stackelberg hep iki e, firmalı duopol modelleriydi. Bu arkadaşlar Sivizi modeli çok firmalı oligopol modeli. Ve Sivizi modelinin iki tane sorusu çıkan sorusu Sivizi modelinin diğer ismi olan dirsekli talep teorisi olmasıyla ilgiliydi. Mesela bir soru şöyleydi. E, Sivizi modeli aşağı yukarıda hangisidir? Ya da dirsek tayıp te teorisi olarak da bilinen teori aşağı yukarıda hangisidir? Şeklinde birbiri cinsinden sorular geldiğini gördük. Yakın zamanda da sorulan bir soru vardı. Onu da maddeleri anlattıkça arkadaşlar anlatayım size söyleyeyim. Siz de bunun farkında olun. Sivizi modeli genellikle önemli bir model olduğu için arkadaşlar. E, iksal sorularını hazırlayanlar tarafından dikkate alınır. Bu yüzden de çok daha detaylı arkadaşlar yazmaya çalıştım. Ee, yine diğer videolarda olmayan şekliyle biraz daha üzerine durmaya çalışırız. Şimdi Sivizi modeli arkadaşlar dirsekte talep teorisi olarak bilinir. Evet talep dirsek yapıyor. İlginç bu modelden kaynaklı. İlk madde diğer maddelerden diğer modellerden ayıran özelliği çok firmalı oligopol modeli olması. Yani 3, 4, 5, 6 satıcılı firma. Triopol, Pentapol, Tetrapol. Artık say sayabildiğin kadar. Gerçi bunlar iktisat kitaplarını pek arkadaşlar geçmez. Diopol modelleri vardır. En fazlası. Ve bu firmaların sattıkları mallar arkadaşlar homojendir. Yani tıpı tıp arkadaşlar birbirine benzer. Yani bu tabi varsayımsal bir olay. Tıpı tıp birbirine benzemese de... ...bazı özellikleri de arkadaşlar farklılaşabilir. Peki hocam... Ee... Mesela örnek verin. Örnek giyim firmaları örnek verilebilir. Mesela giyim firmaları derken neler var? Şuraya yazayım boşluk var. ECVA22 var. Plan 1 var. PB yazayım. Ondan sonra Koton var. Bunların sattıkları arkadaşlar ürünler de tişört, etek, pantolon. Mesela hani farkları var mı? Tabii kayıta farklılıkları var. Ama homojen olarak ayırt edebiliriz bunları. Peki en önemli maddelerinden bir tanesi 3 numara artan fiyat katılığını açıklar. Evet modelin tanımıdır arkadaşlar. Yani bu şirketlerden bir tanesi fiyatını arttırdığı zaman diğerleri arttırma yoluna gitmiyor. Yani fiyatlar yukarıya doğru arkadaşlar katı artmıyor esnemiyor bunu açıklıyor. Ve bu 3 numaralı özellik bize 4 ve 5 numarayı da izah ediyor. Yani birbirine bağlı. Peki nedir o dört numara? Firma malın fiyatını yükseltirse hani bu çok firmalı oligopol modelinde olan firmalar biri yükselttiği zaman diğer firmalar malın fiyatını arttırma yoluna gitmiyor. Ancak firmalardan bir tanesi malın fiyatını düşürürse müşteri kapmak için, müşterileri kaybetmemek için diğer firmalarda malın fiyatını azaltma yoluna gidiyor. Örnek verelim. ESV2 tişört satıyor. Pulan bir tişört satıyor. Koton tişört satıyor 10 liraya. Peki Elsa 12 lira yaptığı zaman Pulan bir de arkadaşlar 10 liradan satmaya devam ediyor. Neden? Çünkü Elsa malın fiyatını yükselttiği zaman bunun müşterileri arkadaşlar e, bu zam yaptığından dolayı Pulan bir ve Koton'a da alacak. Yani arttırma yoluna gitmediler bakın. Ancak Elsa malın fiyatını düşürürse diğer firmalar da malın fiyatını azaltmak zorunda kalırlar. Örnek Mesela atıyorum 2 tişörtün fiyatını 5 lira yaptı. Bunların da 5 lira yapması gerekmekte. Çünkü eğer yapmazsa o zaman 2 bunların müşterileri ne yapar? Kapar. Bu yüzden de fiyatlar yukarı doğru katı esnemediği aşağı doğru arkadaşlar esnek olduğu için talep eğrisi de dirsek yapmaktadır. Talebin dirsek yapmasının dediğini de işte bu fiyatlardaki yukarı doğru esnememe aşağı doğru esneme olayından dolayıdır talebin dirsek yapması da kırıklı bir yapı oluşturduğu için 7 numara madde MR'yi süreksiz yapar. Yani kesikli yapar. Kesikli halde olmasına yol açar. Bunu birazdan şekil üzerinde göstereceğiz. Neden ne demek yani kırıklı olması, süreksiz olması, ondan sonra bunların ifadeleri nelerdir? Bunu göstereceğiz ve en son KPSS sınavında çıkan soruydu. Firmaların maliyet yapıları farklı olsa da yani s sıvakik yapılan bir kotonun maliyet yapıları farklı olsa da fiyat istikrarını açıklamaktadır. Yani CVZ modeli nasıl bir modeldir? İstikrarlı bir modeldir arkadaşlar. Ne demek istikrarlı? Fiyatı düştüğünde de hepsi ona uyuyor. Ama fiyat arttırdığında hepsi ona uymuyor. Biraz tam rekabete doğru gidiş bir fiyat rekabeti var aralarında. Bu uygunluk bize istikrar kazandıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir e, şekle odaklanacak olursak, şekilde, sivizinin şekli dirsek. İki tane talep eğrisi görüyoruz. D1 daha dik, D2 daha arkadaşlar yatık. Peki, şimdi tam ortada, hani ikisinin de kırık yaptığı, ikisi iki talep eğrisinin de kesiştiği noktada piyasa fiyatı olarak adlandırılıyor. Yani e, şirketler için optimum fiyatı veren bir fiyat ortaya çıkıyor. İstikrar olarak adlandırılmasının nedeni arkadaşlar aslında bir nevi de bu. Şimdi bakın ekstra 2 malın fiyatını 10'dan 12'ye çıkarttığında şu yolu izlemesi gerekirken yani fiyatlar daha sert artması gerekirken maalesef diğer şirketler arttırmadığı için biraz daha arkadaşlar nazlı bir pozisyonda seyretmekte fiyatlarımız. Yani fiyatlar hemen yukarıya esnememekte katı olduğunu gösteriyor bakın şu çizgi. Kesikli çizgi gitmesi gereken yol ancak bu fiyatların bu şekilde şirketler arasında farklılaşması fiyatları ya değiştirmeyecek ya da çok az tepkili arkadaşlar yukarı doğru artmasına yol açacağını bize ifade eder. Ancak e SVK2 malın fiyatını düşürdüğü zaman şu yolu takip etmesi gerekirken yani daha yavaş düşme potansiyeli sergilemesi gerekirken diğer şirketler müşteri kaybetmemek için ikisi de yani svk dışında kalan diğer iki şirkette malın fiyatını düşürecek ve dolayısıyla fiyatlarda şu bütün talep eğrisini gördüğümüzde daha sert düşüşlere yol açacaktır. Bu yüzden talep eğrisi kırık yapmaktadır, dirsek yapmaktadır. Dirsek yaptığı noktada tekrar ettiğim gibi piyasa fiyatını oluşturmaktadır. Peki talep dirsek yaptığı için iki tane talep eğrisinin oluşturduğu bir eğrimiz ortaya çıkıyor. Ve bu eğrilere denk gelen MR'ler oluşuyor. Yani aslında şöyle bakın monopolde hatırlayacak olursanız Monopol'de buraya P yazmıştım. Şöyle bir depar vardı. Bütün olduğu için MR'ydi bütündü. Ancak burada iki tane talep eğrisi olduğu için ve D2 ve D1 olduğu için d 2 has olan talep eğrisi depar. MR eğrisi aşağıda. D1'e has olan talep eğrisine denk gelen MR de onun aşağısına yer almakta. Ve MR ile MR arasında bir boşluk arkadaşlar oluşmakta. Bu MR'yi süreksiz yani kesikli yapmakta arkadaşlar. Ne güzel sorular çıkardım değil mi? Yani benim aklıma şimdi bir sürü soru geliyor burada ilgili. Mesela atıyorum tamam KPSS 8. soruyu yakın zamanda sordu 8. maddeyi. Mesela örnek 1. Ta, e, marjinal hastat eğrisinin bir bütün olarak çizilemediği piyasa türü aşağı yukarı hangisidir? Ya da model türü. Mükemmel bir soru. Ya da şöyle aşağı yukarı hangisi? Siviz modelin e, özelliklerinden biri değildir. Bunlardan birkaç tanesini yazar. Mesela şöyle der. İki talep kesiştiği yerde piyasa fiyatı oluşur. Doğru. E, talep kırıklı olduğu için MR bir bütün değildir. Doğru. Hani bunları değiştirerek yanlış ya da doğru gibi sorular aklımıza gelebilir. Sivizi modelini arkadaşlar bu şekilde sınav odaklı ne yapabiliriz düşünebiliriz. Peki devam ediyorum. Şimdi Sivizi ile beraber modelleri bitirdik. Şimdi modellerin karşılaştırmasını yapalım. Modellerin karşılaştırmasını yaparken de arkadaşlar Bunların miktarlarını düşüneceğiz. Yani Sivizi dışındaki modelleri miktarla düşüneceğiz. Çünkü Sivizi bize fiyatın ve miktarın ne olacağı konusunda bir hususta bulunmamakta. Bilgide bulunmamakta. Şimdi modelleri karşılaştırırken istersen şöyle yapalım. Hemen ee, aşağı yazayım. Kornot %66. En bölen artı bir. Eee... Bertrand, Bertrand %100. Tam rekabeti. E, monopolde monopol ile tam rekayet arasında gidip geliyor istikrarsız. Peki başka? Başka. Chamberlain paylaşılmış monopol. Yani ikisinin toplamı %50 monopol üretimi. Peki Stackelberg'de lider ve firma %75. Başka da kalmadı. Sivizli de zaten az önce açıkladık. Hadi miktarı göre karşılaştıralım. En fazla miktara sahip olan arkadaşlar Bertrand. Sonra takılı Berk geliyor. 75 %75'le. %75 le, 3 bölü 4. Lider uydu. Değil mi? Iceberg. Kornot arkadaşlar %66 ve en az olan monopole eşit olan %50 ile çemberli. Dolayısıyla miktarı en fazla olan da miktarı en az olan doğru ne yapmış olduk? Sıralandırmış olduk. Ama tabii Kornot'a dikkat edin. Kornot mesela iki firmalı olanı yaptık. Ama Kornot 3 firmalı 4 firmalı derse en artı en bölü 1 formülünü kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, bu iki tane firmaya göre iki firmanın satışına göre ayarlanmış bir piyasa yapısıdır. Bunu unutmayalım. Peki miktar açıkladık. Peki fiyat ve kar açısını açıklayınız. Şimdi talep eğrisi gereği fiyatla miktar nasıl çalışıyor? Ters. Yani örnek verecek olursak miktar miktar azalırsa fiyat artar miktar artarsa fiyat düşer. Tabi fiyatın artması karın artması demek. Fiyatın düşmesi de karın düşmesi demek. Bunu unutmayalım. O zaman miktarla fiyatlar nasıl çalışır arkadaşlar? Ters çalışır. Yani miktarı yapabilen bir adam, insan modellerin de karşılaştırmasında fiyatı da rahatlıkla yapabilir. O zaman fiyatı en büyük olandan yazıyorum. Fiyatı en büyük olan miktarı en küçük olandır. Yani çemberlik. Dikkat edin ok tersine döndü. Yani büyüktür küçük işareti. Sonra daha az üretimi ondan biraz bir tık daha fazla üretimi olan Kornot. İkinci fiyatı en yüksek olan. Sonra 66-75 miktar artıyor. Fiyatı bir tık daha yüksek olan Stackelberg. Sonra fiyatı en düşük olan da tam rekabet piyasasında olan tam rekabet piyasasında eşdeğer olan Bertrand şeklinde hem fiyat hem kar yapısına ifade edebilir arkadaşlar bizlere. Peki modelleri bitirdik. Yani oligopoy modellerini anlatacaklarım zaten bunlar size. Şimdi oyun teorisinden bahsedelim. Oyun teorisi ve mahkum açmazından bahsederek oligopoli ilintilendirelim. Bunlar ne demek yani? Hani oyun teorisi ve mahkum açmazına direkt nasıl geçtik? Şimdi oyun teorisi arkadaşlar Morgenstern ve von Neumann tarafından matematik uzmanları biraz iksatçı olmaktan biraz uzaklar. Bu ikisi tarafından geliştirilen arkadaşlar bir teori. Oyun teorisi alınan kararların fayda ve maliyet karşılaştırmaları yapılarak ortaya çıkartılan kararların iyi ya da kötü mü olacağını bize ifade eden rekabet e, kararlarıdır. Yani şirketler ben bu şirkette rekabet ediyorum ama doğru mu yapıyorum? Şu rekabet doğru mu? Bu rekabet bizim ikimize ne kazandıracak? Ben bunu kazanırsam o ne kaybeder? Bu oyun teorisini arkadaşlar ifade edilir. Aslında oyun teorisi... Son zamanların üniversitelerinde, özellikle özel üniversitelerde tabii yaygınlaşmıştı. Verilen bir ders. Sonra devlet üniversitelerine doğru yayıldı. Oldukça da güzel bir arkadaşlar. Modeldir. Yani teoridir. Peki biz burada biraz daha yuvarlak konuşalım. Çok soru geleceğini zannetmiyorum. Bunu çünkü teorisi de uzun. Yüzeysel geçelim. Sıfır toplamlı oyun ne demek? Bir işin kazancı. Bir işin maliyetini eşitse. Kazanç yaptığınız... İş, fayda mahiyet analizi perspektifinde birbirine eşit. O zaman biz buna kazanan da yok, kaybeden de yok. Sıfır toplamlı oyun adını arkadaşlar veriyoruz. Eğer yaptığınız işin kazancı maliyetinden daha büyükse o zaman bunu arkadaşlar biz pozitif toplamlı oyun diyoruz. Peki eğer kazanç yaptığınız işin kazancı maliyetinden küçükse de Buna biz negatif toplamlı oyun diyoruz. Sıfır toplamlı oyuna İngilizce zero sum game de derler. Hani kalıp olarak yerleşmiştir. Bu Türkçe'ye çevrilmiş halidir. Şirketlerde şirketler de işte fiyat ve miktar rekabeti yaparlarken diğer şirketle yaptıkları rekabetin kazanç amaletini karşılaştırarak ikimizde mi kazanç çıkacağız yoksa birimiz kayıplı mı çıkacağız? Nasıl bir karar almanız lazım? Bunları oligopol piyasasında uygulama üzerine piyasalara eken, eklentilemişler. Yani piyasalara bunu uyarlamışlar. Dolayısıyla matematikten piyasaya doğru giden bir teori yapısını bize izah ediyor, gösteriyor. Oyun teorisi yardımıyla da arkadaşlar Takar'ın, Kanadalı iksatçı olması lazım. Takar'ın mahkum açmazı teorisi elde ediliyor. Aslında burada da şirket yapısı var. Mahkum açmazı aynı zamanda ...tutukluluk ikilemi... ...tutukluluk ikilemi... ...ya da... ...prysonist dilemma... ...ya da mahkum ikilemi... ...mahkum açmazı, mahkum paradoksu... ...gibi isimlerle ifade ediliyor... ...peki nasıl hocam... ...bu mahkum açmazı... ...bir kere mahkum açmazının olayı şu... ...iki şahıs var... ...bunlar... ...bunlar cinayet işliyor... ...ama polis de tam bunları... ...suçüstü yakalıyor... Yakaladıktan sonra toplam ceza 10 yıl adam kesmenin toplam cezası. Ama polis bunların cinayeti kimin yaptığını bilmiyor. Bunlar zanlı arkadaşlar suçlu değil. Çünkü suçu arkadaşlar kimin yaptığı bey değil. Bu 10 yıl cezayı nasıl taksim edeceğiz? Bunları tabi ayrı ayrı sorguya tutuyorlar. Kim yaptı kim yapmadı itiraf ve susma açısından bunları sınıflandırıyorlar. Bir matris ortaya çıkıyor. Yani mahkum açmazın ortaya çıkabilmesi için tarafların aralarında iletişimin olmaması gerekiyor. Yani şöyle anlaşmasız olmaları gerekiyor. Anlaştılarsa olmaz öyle değil mi? Mesela örnek veriyorum ben kestim adamı Allah korusun. Sonra arkadaşlar yandaki adam dedi ki ondan sonra suçu ben üstleneyim. Ya da sen suçu üstlen ondan sonra ben sana bakarım. Bu anlaşmalı olduğu için zaten oyun arkadaşı ortaya çıkmaz. Anlaşmasız olması lazım ki tarafların aralarında vereceği kararlara göre ee, şeyde, piyasa yapısı da ya da atıyorum o olay da o ceza da kesinleşecek. Peki o zaman bir bakalım bakalım neler var. X, Y şahısları bunlar. Cinayet işlediler dediğim gibi polis bunları sorguya çekiyor tek tek. Aralarında iletişim yok ortaya çıkabilmesi için. X itiraf ederse, Y de itiraf ederse. İtiraftan kastım şu. Y yaptı. Y de diyor ki X yaptı. İki de toplam cezayı ortadan ikiye bölüyorlar. 5 yıl beş yıl veriyorlar. A matrisi. Peki, X susarsa ben yapmadım o yapmadı. Y de susarsa ben de yapmadım o da yapmadı. O kadar zorlamaya rağmen polis de bir açık bulamazsa ikisi de birer yıl yiyor. Bunlar da para cezasını çevriliyor ve çıkıyorlar. En az ceza, en yüksek kazanç demek D kutusu. Y susarsa X de itiraf ederse yani X derse ki Y yaptı, itiraf etti. Y de sustu. Bu suçunu kabul etmek demektir. Susan 10 yıl yer itiraf edendi 0 yıl yer çıkar beraat eder. Y itiraf ederse y X yaptı diye X de susarsa da o zaman toplam cezayı arkadaşlar sustuğu için suçu kabul etmiş olur X 10 yıl yer Y de arkadaşlar beraat etmiş olur. Şimdi burada baktığımız zaman siz ne karar verirdiniz? Evet, gerçi sınıfa soruyorum böyle onlar da bakıyor ama. Tabii şimdi sizin böyle nasıl cevaplar verdiğinizi göremiyorum açıkçası. Yani nasıl karar verilir? Bu dört tane kutunun hangisi seçilir? Şimdi bazılarınızın susarım dediğini duyuyorum. Bazılarınızın da itiraf ederim dediğini duyuyorum. Vallahi arkadaşlar susarsınız ama onun susacağı acaba kesin mi? Çünkü sen susarsan o itiraf ederse toplam cezanın maksimumunu yiyorsun. Ha o da susarsa o zaman da minimum cezayla yırtmış oluyorsunuz. En karlısıyla yırtmış oluyorsunuz. Peki itiraf etsen o yaptı diye. O zaman y de 5, x de 5, y çıkıyor. O zaman burada arkadaşlar dominant stratejiler var. Yani ee, hakim görüşler, hakim stratejiler var. Bunlardan bir tanesi neş dengesi olan en karlı onalın seçilmesi olan seçilir. Seçilir. Yani en karlı olan derken ikisinin de susması bir stratejidir. Anlaşma olmasa da belki böyle arkadaşlar karar alınabilir. Peki en fazla karlı olan olan yani cezanın en az yenmesine yol açan e, matris D'dir. D o zaman Neş dengesi. Bu arada Neş, John Neş, Steve Neş değil. Basketçi olan değil bazı arkadaşlar Steve Neş mi diyor. Neş arkadaşlar e, iksat dehasıdır. Daha doğrusu matematik dehasıdır ama doktorasında yıllar önce yazmış olduğu doktorasında bir sayfasında iksa'den iksaçılar çok olumlu bulduğu için o toplumsal yaptığı matematiksel olaylarla kanıtlaması, matematiksel denklemlerle kanıtlamasından dolayı adam arkadaşlar Nobel ödülü alıyor. Ee, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Konferans vermişti. Hatta Akıl Oyunları diye bir film var. Akıl Oyunları. Silvia Nazar'ın yazmış olduğu. Beautiful Mind belki izlemişsinizdir. Onun hayat hikayesini anlatılıyordu. Sizofren oluyor biliyorsunuz. Ondan sonra biraz kafası çok çalıştığı için oluyor tabii bunlar. Ee, i̇zlemenizi öneririm hayat hikayesini. Ee, çok da saygı duyduğum bilim adamlarından bir tanesidir arkadaşlar. Neş. Şizofren oluyor. Sonra eşi yardımıyla dönüyor hayatı tekrardan. Bunu yeniyor. Ama trajikomik komik e, eşiyle beraber bir trafik kazasını ölüyorlar arkadaşlar. Yakın zamanda yaklaşık 2-3 yıl oluyor. Ee, dolayısıyla bu da dünyanın kaybettiği bir değer diyelim. Demek ki neş en karlı olanın seçilmesi taraftarı. İkisi de susar diyor. Peki maksimin dengesine. Şimdi bazı kitaplar diyor ki maksim denilen bir adam var onun dengesi. Hayır. Maksimin minimumların maksimumlaştırılması. Yani zararın neresinden dönsem kar. Ya da Türkçe meali kötünün iyisi. Ne hocam o? 10 yıl yatmaktansa 5 yıl yatırım daha iyi. Öyle değil mi? Üstelik susarsan maksimum 10 yıl yiyorsun, minimum da 1 yıl yiyorsun. Yani renç aralık büyük. Ama itiraf ettiğin zaman en az arkadaşlar 0 yıla çıkma ihtimalin var o sustuğu zaman. İtiraf ettiğin zaman 10 yıl değil de arkadaşlar maksimum 5 yıl yiyorsun. Kötünün iyisi yani 10 yıl yapmaktansa 5 yıl yatmak daha iyi. Bu yüzden A kutusu da arkadaşlar Maksimin dengesi olarak adlandırılır. Taraflar buna göre karar verir. Mahkum açmazlığın katkısı çok büyük arkadaşlar. Peki hocam iksatla ne alakası var bunun? İksatla şöyle alakası var. Buraya Coca Cola yazarsın. Buraya Pepsi yazarsın. Buraya fiyat rekabeti yazarsın. Buraya miktar rekabeti yazarsın. Buraya fiyat rekabeti yazarsın. Buraya miktar rekabeti yazarsın. Kazançları da yazarsın. Matrislerde yıllar olmaz. Kazançları olur. ...işte şirketlerin hangi rekabet yaptığımda diğer şirketle nasıl kazancı sahibim... ...işte bunu seçmeleri bakımından oldukça önemli bir arkadaşlar modeldir e, mahkum açmazı. E, dolayısıyla oyun teorisi yardımıyla türetilmiştir bu durum. Bunu aynen mahkumlar nasıl uyguluyorsak şirketlerde uyguluyoruz. Dolayısıyla bizim için çok öneme sahiptir. İktisatta nasıl çıktı derseniz de iktisatta hiç bundan çıkmadı. Bazı e, soru bankaları falan soruyor... Aslında sorusu çok kazık bir soru olur baştan söyleyeyim. Ancak mahkum açması ile ilgili şöyle bir soru çıktı. Dedi ki mahkum açmazın ortaya çıkabilmesi için hangi şart gereklidir diye soruldu. O da çok basitti. Tarafların aralarında iletişimin olmaması gerekir. Orada da şuraya arkadaşlar yazdım. Buna dikkat ederek yine çıkan soruları da yapabilirsiniz. Evet yine nasıl geçtiğini anlamadık. Ondan sonra bir <laughs> sayfa hemen Bitti. O zaman e, ne yapalım? E, video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. E, beğendiyseniz tabii beğenmediyseniz de siz bilirsiniz. E, o zaman yeni videolarla devam edeceğiz. E, piyasaları bitirmiş olduk. Bu videodan sonra diğer videoda sırada gidiyoruz. Alıcı yönden piyasa yapıları var. E, yani monopson, diopson P son takısının aldığı onlardan bahsedeceğiz. Sonra da pazar payı ölçümü CRN endeksinden Herfindal Hişman endeksinden bahsedeceğiz. Sıralaması banka sorularında çıkabiliyor. Sonra da faktör piyasası genel denge deyip mikronun sonuna doğru ilerleyeceğiz. O zaman ne diyelim? Hepinize arkadaşlar kolaylıklar diliyorum. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.